Almanya'da Federal İçişleri Bakanı Thomas Meisner'in talimatıyla başlatılan bir araştırma, Almanya'nın yakın dönemine ilişkin çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bakanın talimatı üzerine Potsdam Çağdaş Tarih Araştırmaları Merkezi uzmanlarınca yapılan araştırma kapsamında Federal İçişleri Bakanlığı ve Doğu Berlin'deki eski Doğu Almanya İçişleri Bakanlığı'nın arşivleri tarandı. 1949 ila 1970 yılları arasında bu bakanlıklarda kadroya alınan personel arasında nazi geçmişe sahip olanların oranı dikkat çekti. <laughs> Tarihçilere göre 1950 yılında Bonda bulunan İçişleri Bakanlığı personelinin yarısını Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin eski üyeleri oluşturuyordu. 1956 ila 1961 yılları arasında bu oran %66'ya ulaştı. Bu Batı Alman hükümetinde Nazi geçmişine sahip kişilerin görev yaptığı bakanlıklar arasında en yüksek oran olarak saptandı. <laughs> Uzmanlara göre nazilerden arındırma politikasına rağmen her iki İçişleri Bakanlığı'nda kalabalık sayıda eski nazinin istihdam edilmesinde muhtelif nedenler rol oynadı. Bunlardan biri 2. Dünya Savaşı sonrası deneyimli personel sıkıntısı çekilmesiydi. Birçok kişinin kamu personel alımı sırasında nazi geçmişini saklaması da bir başka faktör olarak görülüyor. Bu arada İçişleri Bakanı Demezyer, nazi geçmişine sahip personelin bakanlığın faaliyetlerinin nasıl etkilediğini saptanması için araştırma süresini iki buçuk yıl daha uzatmaya karar verdiğini açıkladı. <laughs>